Şu an bağımsız gazetecilik yapıyorsunuz. Kaç yıl oldu bağımsız gazetecilik yapalı? Ya işte ben NTV'den sonra hiçbir yerde çalışamadım. Evet. 12 yıldır. Çok Yani dirençli bir süre. 12 yıldır, 12 yıldır hiçbir yer. Ya düşünsene, ben bütün hayatım, meslek hayatım ana akımda geçti. Bütün büyük kanalların birçoğunun da yöneticiliğini yaptım. Sadece çalışan değilim. Şu anki gelirler de güzel paralar kazandığınız dönemler sanırım. Değil mi? Evet, yani zaten o dönemde gazetecilerin bu kadar çok para kazanması ahlaken de aynı zamanda kendilerini satmalarına da neden oldu. O kadar çok büyük paralar kazanılmamalıydı belki. Çünkü parayla olan imtihanında gazeteciler, o dönemde olanlar ve hala bu dönemde bu suça ortak edenler parayı onurlarından daha fazla ya da meslek etiğinden, ilkelerinden daha fazla tercih ettiler. Ve o da zaten büyük bir ahlaki çöküntüyü başlattı. Yani o kadar para kazanılmamalıydı belki. Daha az paralar kazansaydı zaten kazandığım mekiği bilmem deyip belki gazetecilik tarafları biraz daha olabilirdi. Peki siz bu süre zarfında tabii kitaplar yazdınız ama geçiminizi nasıl sağladınız, nasıl ayakta kaldınız, nasıl direndiniz? Ya şöyle, bunları çok anlatmayı becerebilen, daha doğrusu söylemek de istemiyorum. Hani ama bir taraftan da bu olan bitenin de normalmiş gibi kabul edilmesi de doğru değil. Yani bunu da söyleyeyim. Benim gazeteci NTV'den sonraki hayatımla NTV'den önceki hayatım arasında çok büyük fark vardır. Hem hayat standardı hem de hayatı yürütme açısından çok büyük fark vardır. İkisi arasında en ufak bir benzerlik de yoktur. Hani şöyle bir dönem şimdi, sadece işimi yapmam engellenmiyor, açlıktan ölmem için de her şey yapılıyor. Ne? Aslında benim gibi bir sürü gazeteciler içinde yani. Gelir kaynaklarınızı mı kesiyorlar? Yani mesela Baba Ali TV'de ne gibi bir problem yaşadınız? Para yok. Para yok, devam edemedi, bu kadar. Yani o paraya ulaşmak için de var olanlardan farklı bir şey yapmamanız gerekiyordu. İşte para kaynağına karşı da gazetecilik değil, daha çok yandaşlık yaparsınız. İster CHP olsun, ister AKP olsun, fark etmez ki. Bir de siz o dönemde AB fonlarını da eleştirdiniz. AB fonlarına yönelik bir eleştiriniz oldu. Orada ne gibi bir sıkıntı yaşadınız? Sıkıntı şöyle, bak, bu fon çetesi var. Bu fon çetesinin de Bunu ilk kez duydum bu arada. Hakikaten yani bu arada ben de AB'den fonlanıyorum ama çok küçük bizim aynı destek. Yani sadece ayakta kalabilmemiz için teknik altyapı desteği. Çok çok minik bir şey ama hani hiç duymadım o çete olayını. Hakikaten ben ne? söylüyorum. Ya kimse kabul etmez ki zaten. Bir fon çetesi var. O da kendi çevresi dışında bu fondan başkalarının faydalanmasını engelliyor. Bu benle ilgili değil ki. Bir sürü bağımsız yapan yerler var. Desteklenmesi lazım. Bak, en son 2,5 milyon euro fon alınmış. Nerede bu paralar kardeşim? Bu paraları kuruş kuruş hesabını vereceksiniz. Nereye harcadınız? Kim oldu? Hangi gazetecinin yetişmesini sağladınız? Fon almadan önceki hayatınız neyse, fon aldıktan sonraki hayatınızda değişim var mı? Maddi durumunuzda bir farklılık var mı? Bu parayı kişisel bir kazanım için almıyorsunuz. Meslek için alınıyor ve Türkiye'deki gazetecilik ortamının gelişmesi için veriliyor. Yani gazetecilik yapmaya çalışan herkesin hakkı var bu parada. Kimler veriyor? Kimler dağıtıyor? Neden çok az para alıyorsun? Niye aldığın paranın 10 katını vermiyorlar? Ne yapıyorsun? Başka bir iş mi yapıyorsun? Mesleği kötü mü kullanıyorsun? Eğer böyleyse bu açıklansın, verilmeyeceği. Ne demek küçük bir rakam ya? Niye birileri 2,5 milyon ya da 1 milyon eurolar alacak da diğerleri 5-10 bin euroyla faydalanmak zorunda kalacak? Kim belirliyor bunu? Yani bu şöyle bir durum. Bu paralar bir Türkiye'deki basın özgürlüğü için, gelişmesi için veriliyorsa bunu gelişmesine katkıda bulunacaksınız. Nerede bu kadar paralar dağıtılıyor bunca yıldır, hala ana akım medya nasıl olmuyor ya? Artık hani televizyon kurmak ve bir ya da medya oluşturmak eskisi gibi değil. Çok da daha kolay teknolojiyle birlikte. Ama Ve devam bunu yapabilir. sağlamak kolay değil işte. Hemen işte bu devamını sağlamak bu fonlarla desteklenecek bir şeyle.
olması gerekiyor. Yani ben şimdi çıkıp bu fonlar bilmem nedir falan yanlıştır, doğru değildir demiyorum. Eğer bu fon gerçekten size fon verildikten sonra yaptığınız işe karışılmıyorsa, manipüle edilme, manipülasyon yapılmıyorsa ya da belli bir konularda dayatma yapılamıyorsa bu fonlar alınır ve kullanılır. Hiçbir sorun yok. Ama fonun kaynağı ve nereden geldiği de önemli. Avrupa Birliği fonu bu anlamda gördüğümde medyayı desteklemek için oluşturulmuş bir fondur. Ama bunu kimler kullanıyorsa ve var olan durumda hala birçok insan iş bulamıyorsa, iyi gazetecilik yaptığını bildiğim, benim de gördüğüm sosyal medyadan ya da yaptıkları yerlerden, bu insanlar bunun dışındaysa bir sorun var. Bu sorunu birilerinde dile getirmesi lazım. Benim artık umurumda değil. Bana fon verirler, verilmesin. Belki fon alırım diye susan insanlar olduğunu da biliyorum. Ama benim böyle bir derdim yok. Umurumda bile değil. Ben zaten 12 yıldır bana hiçbir şekilde gazetecilik yaptırılmamak üzere büyük bir baskı görmüş ve bunu kırmış, yıkmış birisiyim. Hiçbir şey olmasa elime alırım davulu, eski günlerdeki gibi bağıra bağıra haber anlatırım. Kitap yazıyorum. 7 tane kitap yazdım bu zamana kadar. Bunu da devam ederim. Bir şekliyle hayatta ben ayakta kalabilecek bir şekliyle yolumu bulurum. Ama geride kalanlar ne olacak? Bunun birilerinin de dert edinmesi lazım. Ya hiçbir şey olmamış. 3-4 yılı, pardon ya, şeyi söylemek istiyordum. Hani var olan kanallarda bu vahşetin, bu cehennemin ortak yapmışlar. Muhalif bir kanala geçecek. Hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Ama bir taraftan da bu işi yapmak isteyen, gerçekten gazetecilik yapmak isteyenler orada yer bulamayacak. Birileri bunu dert edinmeli. Son derece katılıyorum söylediklerinize. Hatta üzerine şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben iletişim fakültesi öğrencileriyle çok böyle iletişimde olmayı seviyorum. Çünkü o insanlar, çok üzülüyorum, çok yalnız bırakıldılar. Hiçbir umutları yok. Çoğu gazeteci de onlara bu işi yapmayın, gidin başka bir meslek seçin gibi şeyler söylemiş. Halbuki işlerinde çok büyük heyecan var bu çocukların. Ve onlar için çok üzülüyorum. Yani biz ve benden daha üst kuşaktaki gazeteciler bu çocukları sıfır, kocaman bir sıfır bırakmak üzereler şu an. Ama neyse ki bağımsız gazetecilik her şeye rağmen ilerliyor, büyüyor, gelişiyor. Tek bir sorun var, o da şimdi konuştuğumuz. Bunun devamlılığı, yani mali olarak desteklenme sıkıntısı. O çözüldüğü vakit zaten ana akım denen bir şey kalmadı şu an. Yani yaygın medya diyoruz artık biz ona, öyle adlandırdık. Ama bağımsız gazeteciliğin ben çok önemli bir noktaya doğru ilerlediğini görüyorum. Halkın desteğini de görüyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Zaten 3-4 yıl sonra bütün bu sorunlar da ortada kalacak. Bu blockchain'le birlikte, deep internetle birlikte bambaşka bir fırsatlar doğacak ve bu fırsatlarla birlikte yeni gelir kaynakları oluşacak. Bu kripto paralarla da desteklenen, artık böyle engellemenin, sansürün de çok kolay olmadığı bir döneme gireceğiz. Ama bunun için bir 3-4 yıl daha gerekiyor. İşte yazılımlar devam ediyor. İnternetin ilk aşamalarındaki gibi bu blockchain'de deep internet çalışmaları. Ondan sonra her şey çok daha farklı olacak. Gerçekten bu işi yapmak isteyen, yapan insanların da aynı zamanda hem destekleneceğini finans anlamında, hem de daha fazla büyüyeceğini de hem görüyorum, hem de böyle olacağını da düşünüyorum. Yani oraya doğru gidiyor. Sizin yani şu an hazırlığım yok dediniz ama düşünceniz nedir devam ettirme yönünde medya sahipliğine? Yani bir gazete, bir televizyon kurma hayali ya da şeyi var mı? Var tabii hiç yani bunu yeni teknolojiyle de biraz şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Dediğim gibi bu blockchain'le birlikte oluşabilecek, o yeni teknolojiye uyum sağlayabilecek bir medya altyapısı üzerinde de çalışıyorum. Yani bu bambaşka bir yere gidecek. Şöyle, sansürleme şansları yok. Blockchain nedir mesela? İlk kez duyan. Deep internet denilen şu anda çok fazla işte daha çok illegal bir amaçlar için kullanılan internetin genele yayılması ve bu genelle birlikte de kripto paralarla varlığını sürdürmesi.
olarak anlatabilirim şu aşamada. Ve buranın sansür edilme şansı yok. Bir tek sansür edebilir, fişi çekebilirsiniz. Fişi çekerseniz de devlet durur, ülke durur. Artık onu kimse yapmayı göze alamayacağına göre oradaki yapılabilecek şeyleri daha dediğim gibi organize olup daha gazetecilik yapılmasına sağlayacak bir ortama dönüşmesini sağlamak lazım. Ama biraz zaman gerekiyor bunun için. O yazılımlar için de o hız kazanması ve depo için en önemli şeyler bunlar. Yani şimdi sadece YouTube gibi bir mecralara mahkum kalmak zorunda bağımsız gazetecide yapanlar. Ama oraları da sürdürebilecek, en azından bu sizin yaptığınız gibi bir şekilde devam ettirebilecek yöntemler bulmak mümkün. Ben Babali TV'yi böyle devam ettirebilirdim. Ben şunun için devam ettirmedim. Orası bir televizyon. Televizyon olduğu için. Yani Mustafa Hoş'un kendini ifade ettiği bir yer değil. Bir televizyon. Adı Babali TV. Yani orada muhabirler olmak zorunda, kameramanlar olmak zorunda, programlar, belgeseller olmak zorundaydı. O yüzden o finans kaynağını oluşturamadığım için kapattım. Yoksa bu haliyle devam ederdi zaten. Peki devam edersiniz, yani bu blockchain sistemini yine Babali TV'nin üstünden mi devam edersiniz? Bilmiyorum, o zaman bambaşka bir şey olabilir. Belki hep beraber birlikte yapabileceğimiz bir zemin oluşur. Her zaman açılım böyle şey. Ben bunun yapılmasını sağlamaya tek başıma değil, yani bir arada olabilecek şeyleri bir mekanizmayı harekete geçirmek gibi bir derdim var. Hani şöyle, sonuçta gazetecilik yetenek ve beceri işidir. Sadece hani muhalif olmak yetmez ya da işte demeç almak yetmez. Başka özellikleri olması gerekirdir. Bunu destekleyebilecek, bunu güçlendirecek bir yapı olması gerekiyor. Ve bu insanların da bir arada çalışabileceği bir platforma dönüşmesi lazım. Yani tek başına herkesin kendini kurtardığı yerlerden çok daha çok kolektif bir çalışma ortamı. Örgütlü, yani örgütlenebildiğimiz bizim en büyük sorunumuz o belki de. Siz bu cümleyi kurunca ben çok şaşırdım. Uzun zamandır böyle şeyler duymuyoruz meslektaşlarımızdan. Hani gelin gelelim diye konuştuğumuz şeyler çok artık konuşulmuyor. Bir gün ansızın diyebilirim. Hadi gel başlıyoruz böyle bir şekilde diye. Kendim için söylemiyorum sadece. Hani gelin... Yok, herkes için. Yani sonuçta biz ilk kez konuşuyoruz. İlk kez daha doğrusu birebir yüz yüze hiç tanışmadık. Öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ama buna rağmen yani yaptığı işlerden tanıdığım ettiğim birisi ve birlikte çalışılabileceğini de düşünüyorum. Ben böyle bakarım birazcık da mesela. Teşekkür ederim. O cümleyi kurmuş olmanız çok kıymetli. Şimdi size art arda birkaç soru soracağım böyle kısaca. En büyük pişmanlığınız nedir medyada? Medyadaki en büyük pişmanlığım, öyle büyük bir pişmanlığım yok. Yani hep söylüyorum. Pişmanlığınız nedir diyeyim o zaman? Geriye dönüp baktığımda yine aynı şeyleri yapar. Mina gazeteciliği seçerdim. Bu açıdan hiçbir şüphe yok. Bütün her şeye rağmen başka bir iş yapabilecek bir beceriye sahip olduğumu düşünmüyorum. Ben sadece gazetecilik yapabilirim gibi geliyor. Bir pişmanlıktan bilmiyorum ya, öyle bir pişmanlığım yok gazeteciye dair. Yani mesela bazen bir karar alırız. Keşke şu kararı almasaydım ya da keşke şu adımı atmasaydım gibi pişmanlıklarınız olmadı mı? Hayır, yok. Yani o kararı aldığım zaman doğrusunu düşünmüşümdür. Bugün olsa hani çok farklı davranmazdım yani. Öyle büyük bir pişmanlığım yok gazetecilik üzerine. Şunu yapmasaydım dedim. Bir hatanızın olduğunu düşünüyormuşsunuz benzer. Çok fazla. Ya yüzlerce hata yapmışımdır. Ben hani o kadar hata teknik olarak sormuyorum bunu. Hani şey olarak nasıl anlatayım? Kötü sonuçça yol açmış bir hata olabilir mesela. Çok çok fazla yapmışımdır. Hani çünkü kanal yönetiyorsunuz. Kanal yönetirken de bir sürü şeyler yapmışsınızdır. Belki insanların hayatını etki edebilecek yanlışlar da yapmışımdır. Bir sürü olmuştur. Hani dediğim gibi bugün olsa öyle bakmayacağım çok fazla olay var. Yani ne yok? Örnek verecek olursunuz. Mesela ne yanlıştım? Örnek vereyim ben bir tane size. Şu an mesela kadın haberleriyle ilgili çok özenli bir dil kullanılıyor medyada. İşte özellikle bağımsız medyada. Ama geçmiş dönemde
kadın cinayetleri, kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili haberlerde bu dile çok dikkat edilmezdi. Çok eril bir dili vardı medyanın. Bu çok evet, iyi. Öyleydi. Yani o eril adamlardan birisi de bendim yani o dönemden. O tarz ifadeler. Ya mümkün olduğunca yapmamaya çalıştım ama dediğim gibi hani dil bugünkü gibi bir hassasiyetim yoktu. Yani mesela şey vardı, çok hatırlıyorum, bu satanistler diye öldürülen bir kız vardı. Onun çırılçıplak fotoğrafları yayınlanmıştı. Ben onu yayınlatmadım. Star'daydım o zaman. Ve yani reytingi batsın, ki reytingin çok önemli olduğu bir dönemdi. Mesela o fotoğrafları, o kızın o fotoğraflarını, çırılçıplak fotoğraflarını yayınlatmadım. Hani bu derece bir şey yapmadım ama o erildir işte bilmem şeyde hakim olan o medyadaki haber merkezlerinde onun dışına çıkmak için de çok fazla çaba göstermedim açıkçası. Ya da belki de bir beraber çalıştığım kadın arkadaşlarımın daha fazla söz sahibi olmasını sağlayabilirdim mesela. Öyle olsa haber merkezleri daha iyi olabilirdi. Yani şöyle bir şey oldu. Bak bir hani şimdi aklıma geldi. Mesela çok riskli olaylara kadın muhabir göndermezdim başına bir şey gelir diye. Şimdi olsa gönderirim. Ya korumak adına, koruman gerekmiyor. Yani o kendini korur. İşte böyle aslında koruduğunu, iyilik yaptığını sanıp saçmaladığımız bir dönemdi işte yani. Şimdi öyle geliyor ama o dönem öyle gelmiyordu. Yani hatta bir tanesi bana... Çok önemli şu an. Gerçekten çok önemli. Çok kızmıştı bana işte o mesela gezi olaylarının içine girmesini istememiştim. Oysa girseydi yani. Öyle korumaya çalışmak doğru değil. Herkes kendini korur. Erkek muhabir için sorun değil mi? Aynen öyle. Ha işte yani bu topraklardan beslendiğimiz için hani böyle kolay kolay bunlardan kurtulamıyoruz. Hani pişmanlık derseniz gerçekten bunu söyleyebilirim. Peki kırgınlıklarınıza da girmek isterim. En daha çok fazla. Çok. En çok kime? Mesela geçenlerde Ayşenur Arslan Armağan Çağlayan'a röportaj verdi ve Ali Kırca'ya çok kırgın olduğunu açıkladı. Sizin var mı böyle siz derinden yaralayan çok kırgın? Mutlaka vardır da. Çünkü ya yok, ben şöyle baktım hep şey. Hep doğru bir kafama göre burnumun dikine gittiğim için de çok fazla öyle şeyim yoktur. Yani şuna şöyledir, bu böyle olsa. Herkes kendi tercihlerini yaşıyor medyada. Yani aslında ben şöyle olurdum demek de bana çok doğru gelmiyor. Olsaydı, yapsaydım. Yani siz... Hani yöneticilik yaptığınız zaman her şey biraz daha farklı. Yani çünkü haber merkezlerini yönetiyorsunuz, kanal kuruyorsunuz. Biraz şeyler de daha farklı oluyor. Yani çünkü tercih. Orada artık bunu tercih ettiyseniz artık bundan sonra o tercih ettiğinizi başka türlü anlatmanın bir anlamı yok. Bunları Ayşenur'a yanıt olsun diye söylemiyorum. Ayşenur'unki kendi özelinde yaşadığı bir durumdur. Ve söylediklerinin birçoğu da doğrudur yani o döneme ilişkin. Ama benim öyle şeylerim olmadığı için kimseyle, ben hep burnumun dikine gittiğim için çok da öyle bir şeyim olmadı kimseye. Öyle bir şeyim yok. Sadece işini yapmayan, bu suç ortaklığı yapan insanlara çok kızgınım tabii ki. Evet. Sizin bir açıklamanız var. Tuncay'a verdiğiniz röportajda, Didi'ye verdiğiniz röportajda. Benimle yan yana görünmek istemedi birçok arkadaşım. Çok vardı. Muhtemelen çok yaralanmışsınızdır değil mi arkadaşlarınız böyle yapınca? O zamanlar çok etkilemişti ama şimdi umurumda bile değil. Gerçekten hiç umursamıyorum. Yani hani o zamanlar çok etkilemişti yani çok üzülmüştüm. Hatta şimdi bile hani böyle bir sürü mahkemelerim oluyor, bir sürü sorun oluyor, cezalar alıyorum bilmem ne. Hala WhatsApp'tan yazanlar var. Telefondan olursa dinleniyordur başım belaya girmesin diye. Hepsinin farkındayım, görüyorum. Hiç ama gerçekten hiç önemsemiyorum artık ya. Ben bundan sonra ne yaptığımla ve bundan sonra benden sonra gazetecilere ne bıraktığımla ilgileniyorum. O boş adamlarla, zaten beş para etmez insanlarla vakit kaybetmek istemiyorum. Ne onun için üzüleceğim? Yani o pespaye hayatlarına baksınlar. Öyle ya da böyle bir dönem gelecek ve senin baban şerefsizdi yavrum dedirteceğim onlara. Yani. Öyle yok. Yani o villalarda, o bütün büyük paralarla, bütün bu suç ortaklığıyla hiçbir şey olmamış gibi yaşamayacaklar.
bir gün gelip o çocuklara senin baban şerefsizdir denilecek yani. O yüzden daha rahatım yani. Öyle bir kırgınlığım çok dert etmiyorum şimdi. Umarım bunları konuşmayacağımız günleri yaşarız Mustafa Bey. Yani daha böyle bir araya gelebildiğimiz, daha gerçekten bu işe gönül vermiş, bu işin içinde, yüreğinde hala bu işin aşkını taşıyan insanların bir araya geldiği bir medya ortamını kurabiliriz. Ben hep bunun hayalini kuruyorum ve az önce sizin kendinizle yüzleşmeniz beni çok mutlu etti. Kadınların ağırlıkta olduğu bir medya ortamı. Evet evet, biraz ona alışmamız lazım. Yani, şu an mesela bir şu gazetenin genel yayın yönetmeni şu kadındır diyemiyoruz mesela. Yani öyle bir şey yok. Çünkü kadınlar hiçbir zaman layık görünmediler. Yani karar verici olmak babında. Ya ben bir ara şey yapmıştım. Mesela o zaman çok eleştirilmişti. Hatta kadına çalışma arkadaşlarım da o zaman şey yapmıştı. Hani reg günlerinde izinli olabileceklerini söylemiştim falan. Çok acayip tepkiler görmüştüm ama mesela onun da doğru olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü öyle bir erkeklerden mi tepkiler gördünüz? Erkekler. Yok, kadınlardan da tepki gelmişti. Allah. Bizim özel şeyimizden size ne diye. O zaman da diyorum şu Allah Allah bir şey. Hani ben sadece iyi bir şey yaptığımı düşünmüştüm falan diye, ama bugün gelinen noktada o açıdan biraz daha umutluyum. Hani kadınların kendini ifade etmesi daha güçlü, çok güçlü bir kadın yapısı olduğunu görüyorum. Tabii bu çok yanlış da kullanılacağı bir dönem olacaktır. Bunu ayırdım da yaparız artık. Hani kişisel duyguların bu şeylere alet edilmesi de mümkün. Ama bunu ayırdım da yaparız artık. Herkes yapabilir. Yani kesinlikle artık hani cinsiyetlerimizle değil de sadece yaptığımız işle konuşulduğumuz bir medya ortamı. Evet ya, çok rahatlıkla şunu, ya sen yeteneksizsin, bu işi yapamazsın demek gerekiyor. Kadınsın, yapamazsın değil. Aynen öyle. Ya da erkek ya da kadın fark etmez o anlamda. Bütün mesele bu belki de. Çok değerli açıklamalar yaptınız. Çok çok şey kattınız bana. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de yani hem bir şey var aslında ama sığmaz halim. Ama yarın içinde size bol şans diliyorum. İfade vereceksiniz ve desteğiniz sizinle her zaman. Kolaylıklar diliyorum. En kısa zamanda Baba Ali TV, artık hani ismi ne olursa, yeni mecranızda da sizi tekrar görmek isteriz bağımsız alanda. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için de. Tekrar görüşmek üzere. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.